Selam canlarım. Ben işten geldim bugün. Bugün derken biraz önce işten geldim. Saat şu an 10.30 falan. Bu bir akşam vlogu olsun dedim. Yarın size atayım diye düşündüm. Hello. Hello. Biraz önce çok azıcık böyle bir şey yedim turşuyla. Böyle bir avuç kadar pilav yedim. Evet. Başka hiçbir şey yemedim. Hadi pardon. Bir de azıcık böyle ayva yedim. Başka bir şey yemeyeceğim. Bu şekilde yatacağım. Ayrı sağlıklı. Sabah güzel bir kahvaltı yapmak istiyorum. Erken başlayayım. Güne erken. Hani güzel geçsin. Erken olsun diye. Kızlar. Alo. Ben de. Ne yapıyorsun? Kapatıyorum önünü. Bak. Ve şimdi balkona çıkacağım. Çünkü niye çıkacağım? Evet. Balkonda bir kolimiz var bizim. Alya. En sevdiğim bölüm. Balkonda bir kolim var kızlar. Belki bilenleriniz biliyordur. Ben eskiden pastacılık da yapıyordum. Hatta hala yapıyorum ara ara sipariş geldikçe. Butik pasta yani böyle işte hani doğum günlerinde falan yaptırdığınız şeker hamurlu böyle süslü pastalar var ya nişanlarda falan doğum günlerinde. Özel günlerde onlardan yapıyordum. Şu an çok fazla sipariş kabul etmiyorum. Çünkü böyle hem pandemi var hem açıkçası biraz böyle emeğimin karşılığını çok alamıyorum. Falan filan bir sürü nedeni var. Neyse ama gene de böyle kıramayacağım arkadaşlarım ya da böyle çok iyi bir sipariş geldiğinde kabul edip devam ediyorum. Neyse. Ve ben bunları şu an aktif yapmadığım için de kolye kaldırmıştım. Şeyleri. İşte kalıpları, malzemeyi kolye kaldırmıştım. Şimdi oradan kurabiye kalıpları çıkaracağım kızlar. Çünkü cuma günü yani yılbaşı günü okula kurabiye göndereceğim. Ama yarın izin olduğum için yarından yapayım diye düşündüm. Şimdi bakacağım ne malzemem. Senin okuluna yes. ne malzemem var hani ne var ne yok eksik dediğim var ona göre yarın alayım diye hem de kafamda tasarlayayım diye. Anne ben çok şimdi sizle beraber bakalım. Kar tanesi var. İşte balkonumda şuradaki kızlar kolim. Ay dur annem o denizler. Şu kol işte kızlar benim şey sen söyle. Pasta malzemelerim. Pasta malzemelerim falan filan. Dur annem şunu da bir tut. Telefonu tut yavrum. Var mı diye. Şöyle işte kızlar. Burada kurabiye kalıplarını koymuştum. Bakayım yılbaşıyla alakalı. Yılbaşı temalı neler olabilir anne. Diye. Aa evet Alya bu güzel. Ama şey anneciğim şeker hamurlu yapmıyoruz ki Alya. O yüzden bir olmaz. Glazürlü yapacağım bu sefer. Bir tane daha buldum. Yok annem dur. Sen şunu tut Alya şöyle. Hı. Şöyle tut anneciğim. Ya çok heyecanlıyım. Ben de buraya bakayım orada. Ay en sevdiğim Hello Kitty çıkartayım mı? Oyuncaklarım var. Dur annem. Hello Kitty. Şurada kızlar. Ay çam ağacı falan var mı? Acaba heh şu. Şu kar tanesi bu olur. Aliye bunu tut. Tamam şuraya koyayım. Bu hiç yok anne. Ay içeride bakacağım ya. Aliye üşüdüm ben. Yürü. Ben de çok üşüdüm. Ay kızlar dondum ya. Şunlar. Aliye. Bir dakika yapma bir. Şunlar kızlar şey kurabiye poşeti bunlar. Allah'tan bundan da varmış evde yoksa 3, 4, 20 kişi. 5, evet 20 kişilik. 6, 7. Evet hadi ya 20 tane çıkar buradan. Aa çok iyi oldu yoksa malzemeciye gitmem gerekiyordu. O da ayrı bir külfet zaman. Anne bak. Bir tane şöyle kalıbım var kızlar. Bu şöyle kar tanesi. Bu olur yılbaşı için. Bak üstüne bir şeyler çizeriz bunlarda. Şunlar yine şey size süs. Söyleyeyim. Boncuk. İşte mesela yılbaşı diyelim ki çam ağacı yaptım. Onun aralarını süslemek için kullanabilirim. Bakalım. Onlar da yine hepsi gıdaya uyumlu bu arada. Aa, ben seçtim. Bir dakika ya. Çam ağacım varmış harika kızlar. Bu çam ağacıyla da yaparım. Başka ne var bakayım. Yılbaşına uyumlu. Bu ne? Bu kral tacı. Kalp mark var. Diş var. Bunlar olmaz. Bunlar olmaz. Hemen kesin dök şimdi. Hayır dökmeyeceğim artık. Yıldır da olmaz. Evet ya sadece onlar var. Yeterli bence. Şu da yine gri sim kızlar. Bunlar şey gıdaya uyumlu simler. Bak bir tane bakın bir tane altın. Şu da yine altın sarısı. Bunu bu arada kızlar Türk kahvesinin üzerine de koyuluyor. Çok da böyle şık duruyor. Kaç zamandır koliden çıkarayım diyorum. Bunlar tamamen gıdaya uyumlu şeyler. Unutuyordum. Bu arada iyi oldu. Bunu da kahve şeyine koyayım. Dolaba koyayım yani. Bunlar olmaz Aliye'cim.
Bir bakacağım. Normalde falan vardı sanki hatırlıyor musun? Yok. Aa, yokmuş. Evet ya, bir de çok dağıttım ben bu işi bırakınca kızlar. Şu da iğnesi. Bunları kullanırım işte. Alya'nın tamam artık fazla mı geçsin? Hayır annem, tamam tamam Alya. Bu da şey. Nargile şey yapabiliriz. Olmaz Alya. Hayır. Şimdi bunları çıkardık, tamam. Şunlar tane kızlar gıda kalemi. Ama şimdi bunlar genelde gözlerimi şeker hamuruyla. Falan çiziyorsun ama. Şeker hamuru falan çalıştığın zamanlar oluyordu. Ama yani şimdi şeker hamuru yapmayacağız abi. Bak onlar falan olur. Bunlar dursun evet dışarıda, belki kullanabilirim. Tamamdır. Şunları kullanırım. Yarısını kaldıracağım. Kurabiyeyi de yarın sabah yaparım kızlar. Sizinle beraber inşallah yaparız. Yani şunları bir koyayım artık yerine. Evet, burası da kızlar. Buraya da kurdale var mı diye bakacağım. Burada yine hobi şeyleri ama Alya mümkün olduğunca ne kadar düzelsem de gene buraları dağıtmış. Ne arıyorsa burada bir şeyler arıyor. Ne arıyorsun anneciğim? Anne ben senin kalıpları ne arıyorsun? Arıyorum. Ne işine yarıyor bu kalıplar, bakar mısınız? Anne bir şey diyeceğim, kurabiyeleri. Mahvetmiş buraları. Bir dakika bir bak. İşe yarar mı? Ama? Hayır, bunlar işe yaramaz kurabiye için. Kurdale arıyorum var mı diye. Bir bakayım ben kızlar, bakar mısınız? Mahvetmiş, dağıtmış, hep burayı bir düzenlemek bir lazım. Boya var. Evet, burası da kızlar. Buraya da kurdale var mı diye bakacağım. Burada yine hobi şeyleri ama Alya mümkün olduğunca ne kadar düzelsem de gene buraları dağıtmış. Ne arıyorsa burada bir şeyler arıyor. Ne arıyorsun anneciğim? Anne ben senin kalıpları ne arıyorsun? Arıyorum. Ne işine yarıyor bu kalıplar, bakar anne, mısınız? Anne bir şey diyeceğim, kurabiyeleri. Mahvetmiş buraları. Bir dakika bir bak. İşe yarar mı? Hayır, bunlar işe yaramaz kurabiye için. Kurdele arıyorum var mı diye. Bir bakayım ben kızlar, bakar mısınız? Mahvetmiş, dağıtmış, hep burayı bir düzenlemek lazım. Bir boya var. Günaydın kızlar, ben hemen bugün gene ekmek yok evde. Şöyle üçgen yufkam vardı, biraz da böyle börek içim var. Şu ıspanaklı o gün yaptığımdan. Hemen böyle çok acele börek kızartacağım Murat'la. Murat'la Doğa'ya. Şöyle sigara böreği şeklinde kızlar. Acele acele böyle. Ve sigara böreklerini böylece bitirdim canlarım. Bu kadar yeter zaten. Birkaçını eşime koyacağım. Gerisini de Doğan'ın beslenmesine içecekle beraber oldu bitti. Otur, bunu buraya koy. Ha, otur. Yeniden selam kızlar. Biz şimdi çocukları topladı Irmak. Ben de bindim arabaya. Şimdi şey gidiyoruz. Kaycım. Okula gidiyoruz. Bunları okula bırakacağız. Biz de kayınvalidemle pazara gideceğiz. Orada size fiyatları falan da bir göstermiş olurum. Sonra da yine işim var, eve geleceğim. Üste mi bu şeylere bakıyorum. Ve biz pazara geldik şekerlerim, kayınvalidemle. Tenceresinin kolu bu. Cücüklüsünün düdüğü, her şey kırılmış. Hem onları yaptıracağız hem de ne alacaksın anne sen? Hemen şöyle fiyatları göstereceğim size. Bakın pırasa 5 lira. Anne o boşluklar. Kereviz 5 lira kilo bunlar. Limon 2,5. Elma 3. Portakal 4. Gelen de şöyle yukarı doğru çıkalım. Yarım kilo biber 5. Oo, mandalina çok güzelmiş. Bunları alınıyor işte anne. İlaç ne kadar mandalina? 5 lira. 3,5'ya. Evet. Iyi. Reklamlar reklamlar. Evet, reklamını yapıyorum senin. Hanımefendi buyurun. Buyurun efendim. Nar kızlar. Ama evden aramız var. Şu mandalina da güzelmiş. Burada kolodiri. Yemişler. Yumurtalar. Çıkalım anne. Bakın hala üzüm var. Burası da yeşillikçi. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Kayınvalidemle. Anne kabak alacaksın mı?
Daha kabağımız bitmedi bile. Ha, pişirdi. Aslında al diyor babam da. Yılbaşı için. Hı? Alalım. Beş lira burada mandalina. Burası biraz daha aşağı doğru. Şey pahalı. Gidelim bakalım gel. Gidelim bakalım hadi. Hadi bakalım gidelim. Hadi bakalım gel. Evet, burada da kaşıklar, maşıklar, tencereler, tavalar. Tamircisi burası kayınvalidem. Buralar oksit deniyor ya. Oksit deniyor evet. Onda kup takılacak. Hepsinin bir şeyi var. Şuna meme takılacak. Bugün de gelin etti. Unuttum sen de şu şeyi getir de ter. Ne yani? Taktıralım diyecektim şunu şey senin. Ha senin. Olsun ya. Sonra şey yaparız anne. Sonra şey yaparız. Bir sonrakinde inşallah. Daha nesin? Şimşir mi anne? Şimşir mi tahta mı? Şimşir mi? Değil. Değil değil mi? Hı. Şunlar şimşir anne. Şimşir şunlar. Ha şimşir onlar. E ona bak. Onlar ne kadar? Onlar 30 lira. Aynı kadar pahalanmış onlar. Valla. Onlar arada bir müşteri istiyor. Doktorlar falan söylüyormuş hastalarına. Şimşir. Hadi ya. Tabii. Şimşir istiyorlar ha. Şimşir metal kullandırmıyor. Şunu götür ablası. Ha tamam. Yaptı bak hemen. Hemen oldu bu. Evet sağlam da oldu anne. Evet valla. Ve biz eve geldik arkadaşlar. Birazcık yoruldum tabii ki. Ya pazardan ben çok bir şey almadım. Hatta neredeyse hiçbir şey almadım. Sadece portakal ve mandalina aldım. 3'er kilo. Gayet güzeldi. Her zaman aldığımız bir portakalcı var orada. Gerçekten böyle bal gibi oluyor. Finike portakalı. O adamdan aldım. Ve evimize döndük. Kayınvalidem işte tencerelerini verdi. Alacaklarını aldı. Geldik. Ben şimdi evi toparlayacağım. Çünkü sabah hiçbir şey yapamadım. Anca Ali yazılı ödevini yaptır, kahvaltı yaptır. Kendi kahvaltını yap derken pazara gittik zaten. 12 gibi. Şimdi şöyle bakın. Şurada şöyle göstereyim size. Bir sürü çoraplar var. Hatta antredeki şeyde de var. Ve çocukların odasındaki kaloriferlerin üstünde de var. Ali'ye sağ olsun. Hadi kızım dedim. Şunları bir tek tek as dedim. Bazılarını eşli, bazılarını eşsiz öyle asmış sağ olsun. Onlar şimdi kurumuş. Onları hemen eşleyip yerlerini kaldıracağım ve makineye bir çamaşır atacağım. Hemen sonrasında da eve geçeceğim. Aslında evde ya süpürecek bir şey yok. Hatta bugün süpürmeyeyim diyorum. Cuma günü zaten bir gündüz şöyle bir derler toplarım. Yine bir süpürge yarın ve öbür günde çalışıyorum. Ev şu an temiz sayılır. Yani bir şey yapmayacağım. Sadece bir banyoyu ciflerim. Cuma günü zaten bir hani gündüzden süpürüp silerim. Çünkü akşama Allah kısmet ederse misafirlerim olacak. Şimdi de camlarımı açtım şöyle havalanıyor. Dediğim gibi sadece bir toz alırım. Sanırım ünite biraz tozlanmış. Başka da bir iş yapmayacağım. Çünkü akşam arkadaşlarımla dışarı çıkacağız. Yukarıda bir şey var. Restoran var kızlar. Sadece böyle salı günü kadınlara ait. Kadınlar günü var. Kadınlar matinesi gibi böyle. Gibi değil öyle yani. Orada güzelmiş sahnesi, müzikleri falan da. Hem yemek yiyeceğiz. Hem böyle müzikle de güzel bir ortam olur. Biraz böyle arkadaşlarımın yılbaşına erken girmiş gibi olacağız. Öyle işte kızlar. Her zaman böyle bir şeyler yapmam ama çok arada da olsa böyle gerekiyor bazen. Öyle daha fazla çenem düşmeden hadi ben işime başlayayım. Burada bu arada bu vlogumu sanırım yine 4-5 gibi yüklerim. Çünkü o saatte birkaç gündür daha iyi oldu kızlar. Sanki daha böyle herkes müsaitmiş gibi oldu. Ondan sonra da hemencik yeni bir vlog açarım Allah kısmet ederse. Bugün yemek yapmayacağım. Sadece salata yapacağım. O yüzden mutfakta çok göremezsiniz beni. Yemeklerim var dolapta. Zaten ben dışarı gideceğim için yemeğe. Eşim ve çocuklar için de yemeğim var. Dediğim gibi yana bir salata ekleyeceğim. Onlar da onları yer. İşte böyle. Hadi başlayalım kızlar işe.
Bitirdim arkadaşlar. Şimdi Doğa geldi okuldan. Anne acıktım dedi. Yemek istemedi. Yemeklerim var aslında dolapta ama aparatif bir şeydi istedi. Ona şöyle Severo yumurtalı dürüm yapacağım. Şöyle yufka ekmeğim vardı. Anacığım getirmişti geçenlerde bana. İstanbul'a giderken bana getirmişti şeyi, evde kalanları. Şimdi peynir koyacağım, yeşillik koyacağım ve yumurta koyacağım. Mis gibi dürüm olacak. Çekiyor musun? Ben çekiyorum anneciğim. Sesli mi olacak burası? Ha, söyle. Şöyle kızlar, peynir. Söyleyeyim mi? Söyle. Ben söyledim. Sonra o da izleyecekmiş. Ne olsunlar. Kızımın arkadaşları da izliyormuş beni. Seni benden iyi tanıyorlar. Şöyle maydanoz koydum. Ondan sonra... Iceberg koyayım mı Doğa? Iceberg de koyayım. Ondan sonra şeker veririm. Azıcık da kendime yapıyorum. Akşam yemeğe kadar biraz böyle acıkırım sanki. Şöyle çıtır çıtır iceberglerden de birazcık koyayım. Şunun suyu bitti, kendi kaynamadı. Ama kapatacağım artık ya. Olmuştur bence yumurtanın. Bence olmuş bu. Şöyle alayım. Ah çok fena. Şöyle alayım kızlar. Burası niye böyle oluyor ya? Bazen böyle oluyor. Kullanan bilen var mı anlamıyorum. Kızlar ya. Biliyorsanız ben söyleyeyim. Alt tarafı şey yapıyor, sararıyor. Evet yine yumurtalarımı yıkadım her zamanki gibi. Pişmiş de. Niye ötmedi ki? Demek ki ötecekti, ben kapattım. Şöyle kızlar yumurtalarımı dilimliyorum. Böyle minik minik doğruyorum. Yani... Aslında işte gobit gibi, yumurta salatası gibi. Şunu da yarısını Doğa'ya vereyim. Yarımını da ben yiyeceğim. Ben çok az yiyeceğim. Aslında taze soğan ve nane de çok yakışıyor ama şu an taze soğan yok. Naneli kuru nane atarız. Azıcık şöyle kuru nane atayım. Karabiber tabii ki olmazsa olmaz bizim yumurta olunca. Doğa da öyle benim gibi. Çok seviyor. Evet. Çok az da yağ gezdirebilirim sanki. Zeytinyağı minicik böyle. Evet. Tuz da attım. Biraz da karabiber. Karabiber yeter anneciğim. Ay, acı olur. Biraz bastırsın tadını. Bak bak aynı ben. Evet. Aynı ben. Tamam. Hadi kızıma afiyet olsun. Oo. Şimdi bunu güzel dürümleyeyim. İçecek al yavrum oradan da. Şey gibi kızlar işte ya. Gobit gibi bir nevi. Evet. Şöyle. Mis. Hadi canlarım, bir sonraki vlogda görüşürüz inşallah.